arkadaşlar. Türkiye'de görebileceğiniz en güzel jumbo boy, ondan sonra Japones tarzı muhabbet ürünü üretim hanesindeyiz. Tesis sahibi abimizi önce bir tanıyalım. Ben Bayram Akçıldız. Yaklaşık 30 senedir muhabbet ürünüyle alakalı üretim yapmaktayım. Elimden geldiği kadar her zaman en iyisini üretip yurt dışındaki sevgili kuşlara, dostlara gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar çok kez yarışmalara katıldık. Çok kez birincilikler aldık, ikincilikler aldık. Böyle. Arkadaşlar kuşların güzelliklerine bakın, daha neler göstereceğim size, neler. Lesnik, Japon istediğimiz. Lesnik. Kanat satenleri ne kadar koyu çizgili olursa o kadar değerli oluyor. Erkeğin renk tonajı çok çok iyi. Burada mesela onların yavruları da var. Şöyle. Tamam. Zaten. Yeni yaşatıldı. Ön tepeleri de çok güzel. Burada yine bir takım var. Orası çalışma kuşu. Renk. Dişi jumbo tepeli ama rainbow çalışmasından gelen kuş. Erkek de Japones. Abi emeğine sağlık ya. Onun soyu anakonda. Rahmetli dedesi çok yavru verdi. Bizleri hala da devam ettiriyoruz. Ay maşallah. Abi şuraya bir girelim mi? Ya ben burada başım döndü. Gerçekten başım döndü. Abi yemleme sistemini nasıl yapıyorsun? Bu kendi özel yaptığım bir mama. Ben gayet memnunum. Alan arkadaşlara da verdik zaten mümkün olduğu kadar. Kuşların bütün ihtiyacını karşılayabilecek bir mama. Şimdi mamayı vereceğiz. Bunlar gelecek. Suratlara bakın arkadaşlar. Maşallah size. Nazara inanır mısınız bilmem. Ama bir maşallah esirgemezseniz sevinirim arkadaşlar. Abimiz gerçekten çok büyük emek harcamış. Ve arkadaşlar aynı zamanda üretim yapıyor. Bu üretimin sonrasında satış da gerçekleştiriyor, bilginiz olsun. Ve yurt dışına da bolca gönderim yaptınız diye biliyorum. Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Libya, Irak, İran, Slovakya. Bizi yurt dışından izleyen kardeşlerimiz de bakabilir, takip edebilir. Şimdi evet. Yeni mamaya hemen saldırmaya başladılar. Ürkmezler zaten mamaya. Ay maşallah. Arkadaşlar yavrusu şöyle yaklaştıracağım. Neler var görün birlikte. Bu sene bu renkler üzerinde çalışıyorum. Bunlar hep bu senenin yavruları mı? %90'ı. Birkaç tane damızlıklarım da var. Leşliklerim. Onlar daha gagaları siyahmış onun. Çoğunu siyah. Daha ilk türden atanlar var. Yavrular var. Arkadaşlar stres oyuncağı bu da. Şöyle tepesine bir bakın şunu. Şöyle tamam. Hemen alalım orayı da. Bu arkadaşlar sadece mamaya saldırmaya başladılar. Birazdan orası dolar verdi. Daldır atıyorsunuz. Tabii sürekli. Ben ilk zaman matrasları kaçırmam. Şu an zaten kilosu 90 lira civarı. Biz ona böyle deste atıyoruz önlerine. En kalitelilerle besleniyor. Böyle en kaliteli, en güzellerle oluşuyor. Deli kendi kendine konuşuyor deli. Bak bakayım kanka. Bir erkek, renk tonajı. Gerçekten mükemmel bir taktikleri. Hop bir tane daha gördüm. Yine benzeri bir renk. Bak, onlar hep aynısı. Şu güzelliğe bak ya. Beyazları da var onların. Mesela şu an dalları yiyen beyazları. Hemen zoomlamayı aldım abi. Çok güzel ya. Kurban oldum Allah, ne güzel yaratmış. Arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin. Bayram abimize ulaşmak isteyen olursa da ben numarasını vereceğim. Talebi olan olursa yanlış anlamayın. Sıradan muhabbet kuşu fiyatları burada dönmez. En kaliteli kuşlara en iyi şekilde bakıyor. Abi ortalama jumbo boylarda fiyat aralığı nedir? Jumbolarda normalde 300 liradan başlıyor. O da yavru iken. 300. 300 liradan başlıyor. Tabii 5000 liraya kadar var. Yani yavruluk boyutuna göre. 300'den sonra zaten belli ediyor. Boy, tip.
Peki bu tepeliler de 1500 liradan başlıyor 9000'e kadar var. Jumbo tepeli. Önünde fotoğrafta gördüğümüz örnek veriyoruz. Peki bu kanat üstü güllü aynı zamanda tepeliler var. Evet. Japon etler. Onlar da 1000 liradan başlıyor. 4000 liraya 5000 liraya kadar çıkıyor. Abi maşallah çok sağlıklar ve yeme de iştahla saldırıyorlar. Sapları bir Jumbo da burada. Arkadaşlar videodan çıkamıyorum. Yavaş yavaş keyifle izlemenizi istiyorum. Şöyle biraz da geriye çıkayım. Mamayı kendim hazırlıyorum demiştin. Evet. Neler var abi mamanın içinde? İçeriğini pek fazla girmek istemem çünkü yani biz deriz herkes katar. Bu sefer kuşları zaten hastadır. Ölürler. O yüzden pek fazla girmek istemiyorum şey, ama. Külfiyet var diyorum bu işin içinde. İçerisinde yani kuşların yiyebileceği en doğal şeyler mevcut. Hatta şöyle yapalım. Göstermek amaçlı. Burada da yavrular var arkadaşlar. Şöyle yine göstereyim. İçerisinde un yok. Yani birkaç bir şeyini söyleyeyim. Çıtırla yosun tozundan tutun. Kabak çekirdeği, fıstık içi. Sağlık tohumları. Hepsinden var. Hepsinden mevcut. Burada. Küçük yansıyor ama. Oh, o nasıl kafa öyle be. Maşallah. Subhanallah. Jumbo dediğimiz bunlar herhalde. Evet. Çünkü o daha genç. Şöyle bir yaklaşalım. 2020 yavrusu. Dişinin bütün sülalesi burada. İki maçta hala devam ettiriyoruz. İyi bir soy demek ki renkte. Renk üzerine bu çalışıyorum. Bu sene çalışacağım renklerden demiştim. Bu da evet. Onlardan biri herhalde. Evet bu Show. Bu da genç bir kuş. Burada bebekleri var. Bebekler var. Hatta birkaç tanesini çıkarayım. Hava geliyor mu? Seni zorlamayayım demiştim. Hop. Ay maşallah. Evet. Mavi seviyorsun galiba renk tonlarını. Bunun şimdi farklı üzerinde çalışacağız. Bu tepeli kabağı. Kabağı yani bunları tepelilerle çalışacağız. Bir dahaki sezonu hazırlayacağız bunları kısmetle. Şimdi renk üzerine çalıştığım kuşlardan size birkaç tane daha göstereceğim. Bunun baba da çok güzel. Aa, öyle dursan abi. Anne babayı bir göstereyim. Hiç bozma. Çok güzel. Ama o tarafa dönseydiler iyi. Sakin. Evet. Arkadaşlar şunlara bir bakın. Erkeğin rengine bakın. Abi sen gerçekten bu işin kitabını yazmış okumuşsun. Bunun rengi de babaya benziyor. Biraz babanın, babayadan koyulaştırdık. Bu bildiğin rainbow olmuş. Hayfet. Böyle geçiyor ama spangol. Her türlü sarıyız. Şöyle bundan da gösterelim. Çok iri arkadaşlar. Şey zannetmeyin bebek ama bebek. Bakın avucumla zor tutuyorum. Daha bu bebek. Kafaya bak. Seni iskelti. Erkek olacak mı bakayım? %90 dişi. Dişi beyaz. %90 dişi çıkıyor. Ha genel olarak öyle veriyor. Ha öyle veriyor. Buna da ufak yavrular var. Bu kafeste de gene bebekler var. Onlar yeme düşmeye hazırlananlar. Anne baba bakmış. Dur gösterelim. Heh. Açtım. Şöyle yapalım. Çok güzel. Baba bu. Yakışıklı. Hoppa. Ben 30 gün olduktan sonra, 25-30 günlük olduktan sonra anneyi ayırıyorum. Baba tek bakıyor daha baba, iyi değil mi? Çünkü yoruluyor. Şunun kanat üstünü bir gösterebilir misin abi? Arkadaşlar şuna dikkatle bir bakın. Süper ya.
Deyim yerindeyse süper. Hatta size bir şey daha göstereyim. Burada da her yer sıradan değil arkadaşlar. Kaliteli muhabbet dolu. Burada yeni yavrularımız var. Maşallah. Allah can pekli versin. Maya kusmuş. Kutlaklar zaten çok. Az olsun öz olsun. 3 tane de güzel. Pek fazla yormam. Güzel bir sayı. Bunlara da bakalım. Anne yalnız direkt daldı içeri. Kendini anne göstermedi. İlk kuluçkası annemi. Baba çok yakışıklı. Bu da çok iyiymiş be. Maşallah. Sanmada onun yavruları çok. Çok fazla. Her yerde yavru dolu arkadaşlar. Hani dedik ya işi bilerek yapmak. Tecrübeyle. Bunların günlük bakımı, günlük yemi. İri kuşlara da bir tane fazla baktırmak istemiyorum. Bir tanesi yeni galiba. Birer gün arayla olduğu o, için. O kuluçka makinesinden çıktı. Ufak olanı. Oh. Harika bir erkek daha. Yukarıda da yine şeyler koşuyor arkadaşlar. Her yerde kaliteli jumbo kuşlar. Arkadaşlar sadece bu kısım değil. Şimdi diğer bölümlere de geçeceğiz. Allah nasip ederse. Yemleme sistemi. Haydi bismillah. Bunlar, aman düşürme. Aman. Ağır yavrular. Renk çok güzel. Perşemli. Tepeli. Siz tepe diyorsunuz. Güvercinde. Kocaman açılır. Güvercinde terim. Perşem. Çıkardık çok şükür. Bu sene bunlar da biraz kümesi renklendireceğiz inşallah. Hadi inşallah. Neden böyle mavileri bu kadar çok seviyorsun? Az olduğu için mi? Yoksa göze güzel. Yani talep çok. Kuştan ziyade gözde alışık olmadığımız renkleri çıkarmak benim niyetim. Göze daha hoş geliyor. O yüzden renk üzerinde çalışıyorum. Bu daha yavru rengini daha tamamladığında yavru. Nasıl olacak? Ya, kafa buraya kadar sarı olacak. Zaten başlamış toprak. Evet. Şimdi bir tane daha göstereyim size. O da... O onu. Öyle bir renk gördüler mi ama... Favorim bu. Renk konusunda. Çok tatlı bir rengi var. Ve tüy yapısı da çok güzel hayvanın. Normalde sağlıklı hayvan pamuk gibi tüyleri olması lazım. Bu da erkek. Yakışıklı. Maşallah. Yani bu sene bu renkler üzerine çalışacağım. Kesinlikle. Allah can pekiyor. Bunların hatta tepesizleri de var. Şu an nerede? Mesela şu da farklı bir renk. Hemen zoomladım onu. Değişik. Bir de şu yemeğin önündekiler mesela. Ben orada göstereyim. Şu renkler. Abisi burada. Bir ufak kardeş de burada. Bu abisi bu kadar boy daha bir boy daha atar. Elinizdeki bu renk de olacak. Bu renk. Bu biraz daha açığı onun. Ama tepelisi. Hepsi bilezikli. Kendi markanızı takıyorsunuz. Tabii, tabii tabii. Federasyona bağlıyız artık. Dernek gibi. Şöyle bakalım. Çok güzel. Allah can pekli versin. Şöyle ben burada kalmıştım. Hemen geri geldim.
Kankama bakın. Şöyle yakışıklı bir kuşun fiyatı ne abi? Şu an benim ekranda olan 5000 lira. Arkadaşlar, Fenerbahçeliler. Nasıl sizce? Tertemi muhteşem. Boyu kocaman. Jumbo tepeli diye geçiyor değil mi abi? Evet, jumbo tepeli. Çok güzel bir kuş. Bakın şimdi şurada da göstereceğim. Bakın hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Şöyle bir tane elime evet. Alayım. Bu da Lesfink dediklerimiz. Kanat kahverengi. Gözler kırmızıdır. Şöyle göstereyim. Kırmızı olunca Lutino mu? Albino mu diyorsunuz? Yok. Eğer kanatlarında kahverengilik desenlik olmasaydı albino olacaktı. Kanatlarında desen olduğu zaman kahverengi beyazlarda Lesfink oluyor. Çok güzel bir tepesi var ya. Genç kuş. Şuraya bakın arkadaşlar. Güvercinde bile böyle kaliteli tepe arasanız denk getiremezsiniz. Çok güzel. Eline emeğine sağlık. Mevlam neler yaratıyor ama sen de çok iyi çalışmışsın. Burası gördüğün kadarı. Eşe atılacak kuşlara. Bak şu dişi çok güzel bir dişi abi. Ekranda olan dişi. Onun annesi babası burada zaten. Böyle onun bir kuşun fiyatı nedir? Seni biraz zorluyorum ama seyirciler merak ediyor. Yani 4000 liradan aşağı vermem. Üstüne koyar ama altı olmaz. Şimdi şöyle arkadaşlar, büyük emek var, büyük gerçekten uğraş sonucu oluşturmuş hepsini. Ve yıllardır da ben seni tanıyorum, yıllardır bu kuşlar üzerine devam ediyorsun. Evet, vazgeçmedim. Hiç vazgeçmedim. Her kuşun tepelisini beslemek istiyorum. Tepeli bir de gül kanatlı seviyorsun, hatta sana kanadı güllü güvercinler de vermiştik. Evet, bir sürede evet. Onlarla uğraştın, evet, güzel ürettin de. Ürettik, verdik. Hala devam mı? Onlardan var mı? Onlardan yani şu an güvercinle pek fazla vakit ayıracak zamanım yok. Ama onları da eşe dosta sahiplendirmiş çalı. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Oy maşallah ya. Burası sarı grubu. Eşe atılacak çoğu. Bekliyoruz. Daha içeride de var eşe atılamanlar. Arkadaşlar şimdi sizden talebim yorum ve beğeni eksik etmeyin. Kanala abone olmayan dostlarımız varsa lütfen abone olun arkadaşlar. Bize de destek olun. Biz de daha güzel videolarla sizlerle olalım. Bayram abi sık sık ziyarete geleceğiz. Öyle de görünüyor. Sağ olsun misafirperver çok kıyakla bir abimiz. Sadece bu işle uğraşıyor şu an. Ve bu işi de gönülden yapıyor. Bunların jumbo diğerlere göre yani diğer muhabbetler 6-7 yavru bakabiliyorken ya da 6-7 yavru büyütebiliyorken jumbolar da büyütebilir ama genelde yumurtası az. Yavru sayısı az olduğu için üretimi zor. Diğerleri kadar sık yumurtlamıyor benim bildiğim. Ya, doğru mudur? Biraz bakımla alakalı. Yine büyük bazen öyle bir zaman oluyor ki şovlarıma ben tepeli yavruları baktırıyorum. Mesela şurada mesela 4 tane altında yavru var. Evet bunu görmüştüm. Çok rahatla bakabiliyorlar. Biraz bakımla alakalı. Mesela kullandığımız sağlık tohumlarından tutun mamasına kadar hepsi sağlık tohumu. Kenevir görüyorum içinde. Her şey var. Serilyasından tutun, deve dikenine, mikro çekirdeğine kadar. Hayvanlar. Hepsi ne ihtiyacı varsa buradan karşılıyor. Her şeyden mevcut. Dallarımız var. Şöyle mama sepetine bakalım arkadaşlar. Bunu sırasıyla gezdiriyor. Akları şeklinde tıkır tıkır hayvanlar bunu görüyor. Dallarımız böyle. Zaten kızılları diye geçiyor. Arkadaşlar bu birinci bölümümüz. Şimdi Bayram abinin daha güzel mekanı, daha güzel kuşları da var. İkinci bölüm için yorum ve beğeni bekliyorum önce. Bu videomuz güzel izlensin. Diğer bölümü de paylaşacağım sizinle. Abi eline emeğine sağlık. Gerçekten çok kal öyle. Gerçekten çok güzel bir tesis, çok güzel bir üretim ve muhteşem sağlıklı hayvanlarım var. Ben kuşlarım içinde hiç böyle keyfi kaçık, morali bozuk düşünen hayvan görmedim.
Bebeklere bakın. Maşallah. Bunlar bir ay sonra artık aslan gibi olurlar. İnşallah. Önce salmaya mı alıyorsun şey büyüdükten sonra? Önce ufak bir kafeste gelişiyorlar. Ufaktan siyahlığın atmasını bekliyoruz. Hareket durumuna göre ondan sonra büyük salmaya geçiyorlar. Allah yolunu açık etsin inşallah. Bizim Türkiye'de böyle üreticilere, gerçekten böyle işi bilen yetiştiricilere ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye ismini de adını da geliştirmiş oluyor. Kuş derken insanlar çoğu şeyi basit alıyor. Kankam kaçmış. Kafesin arasından kaçmış. Babası. Ha, yavruların babası mı? Yavruların buradaki. Babası. Rengi de tam almış. Gerçekten ihracat içinde de güzel bir şey. Yurt dışına da çok kuş gönderdim. Çok gönderdim. Bunların hepsi artı. Arkadaşlar sizden ricam, yorum, beğeni eksik etmiyoruz. Videonun devamını da takip edeceğiniz bu bölüm birinci bölüm. Diğer bölümde izlemeyi unutmayalım.